Herkese selamlar değerli dostlar. Şimdi sizlerle e, borsada nasıl kar ederiz? %90 %100'e yakın nasıl bir başarı oranı sağlarız? E, kendim kullandığım birkaç gün önce de paylaştığım stratejinin ayrıntılarını paylaşacağım. E, şimdi ben birkaç gün önce bu stratejiyi paylaştım arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Zaten anlatınca göreceksiniz. E, muazzam çalışıyor. Eğer grafikleri takip eder bu stratejiye uyarsanız e, %90, %100'e yakın bir başarı sağlayabilirsiniz. Çok nadir stop loss yaptırıyor. E, onun dışında gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. E, dediğim gibi ben bunu birkaç gün önce paylaştım. Fakat bana sürekli RSI'deki değeri ne olmalı? Parabolik sarda oynama yapıyor muyuz? Kaç dakikalıklardan bakalım? Haykinaşı grafiği gerekli mi? İşte Haykinaşı mumları gerekli mi? vesaire gibisinden bir sürü soru geliyor. Ben de bunları tek tek cevaplıyorum fakat sürekli geldiği için böyle bir video çekerek ayrı ayrı hani kripto paralarda nasıl olabilir bunu dün çektik bugün borsayla ilgili tarafını çekiyorum birkaç gün içinde de dolar tl'de nasıl %90 %100'e yakın bir başarı sağlarız al satta. Bununla ilgili strateji videosu yayınlayacağım arkadaşlar. Önceki paylaşımı stratejiyi de birleştireceğim. Size örnek işlemlerle göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Bunlar biraz stratejidir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmayıp dediğim gibi Kendim buldum, kendim oluşturdum. Birkaç bir şey ekleyerek oluşturdum stratejiler. Şimdi e, borsada işlem yapıyorsunuz. İşte işlem e, yaptığınız yer vesaire beni ilgilendirmiyor. E, ama bir türlü kar edemiyorsunuz. Yanlış yerlerden alıyorsunuz. Yanlış yerlerden satıyorsunuz. Hatta genellikle tam zirveden alıp tam diplerden satıyorsunuz. Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Yani nasıl yüzde %90 %100'e yakın kar edeceğiz? Şimdi bu yayınlayacağım strateji de bu mümkün arkadaşlar. Ama tamamen izleyin videoyu ve grafiğe e, bağlı kalın arkadaşlar. Grafiğe bağlı kalın. Bunun yanında Bist 30 hisselerinde işlem yaparsanız sizin için daha iyi olur. Hacimli iş, e, hisselerde arkadaşlar. Sığ tahtalarda da işe yarar. Ama e, risk fazla. Siz Bist 30 hisselerinden ayrılmayın diyelim. İsterseniz hemen şöyle bir anlatmaya başlayayım ben. Öncelikle grafiği açmak için. işte Google'a yazabilirsiniz. XU100 e, yazın. Investing'e girin arkadaşlar. Sonra gelin şu boşla. Hangisiye bakalım? Garantiden başlayalım birkaç tane hızlıca bakacağım hisselere size anlatacağım. garanti açtık arkadaşlar. Görüldüğü üzere garantinin grafiği karşımızda. Şu aşağıdaki hacim tablosunu kapatıyorum ben. i̇şte bu buralarda 15 dakikalık gecikme ile yayınlıyor verileri bu tarz sitelerde. Trading View'de bilmiyorum. Eğer ki Matrix veri ekranınız vesaire var sizin için daha iyi olur. Buralardan da işlem yapılır. Ama dediğim gibi 15 dakika gecikmeli arkadaşlar. Şimdi açtık grafiğimizi bu hisseler için geçerli kurallar arkadaşlar. Dün kripto paralar ile ilgili kuralları e, videoda yayınladım zaten. Hani kripto paralarda nasıl kar ederiz diye. E, bu hisseler için geçerli. Birkaç gün sonra da dolar tl için geçerli olan değerleri e, birkaç bir şeyle oynayarak yayınlayacağım arkadaşlar. Grafimizi açtık. Şu zaman diliminden 30 dakikalık e, zaman dilimine geliyoruz arkadaşlar. Bu hisseler için geçerli. Daha sonra bakın şuradan şuradan çubuk türleri yazıyor. Buradan e, Haykin Aşı mumlarını seçiyoruz e, ve görüldüğü üzere grafik bir anda değişti. Bu şekilde bir şey çıktı arkadaşlar. Yani siz Haykin Aşı grafikte kendiniz oluşturmuyorsunuz. Buraya tıklayarak grafik otomatik olarak oluşturuyor. Daha sonra bakın şuraya tıklıyorsunuz indikatörler kısmına buraya buraya arkadaşlar parabolik sar yazıyorsunuz. Para yazın. Aşağı çıkar zaten. Tıklayın. Ve sonra grafikte görüldüğü üzere böyle noktalar vesaire bir şeyler çıktı. Daha sonra ben bu artıları yani şu gördüğünüz nokta gibi duran şeyleri biraz kalınlaştırmak için bakın şuradaki ayarların hiçbirisiyle oynamayın. Ben bazen buraya 0.04 0.06 vesaire yapıyorum. Ama o duruma göre değişiyor. Siz sadece bunu kullanın arkadaşlar. En güvenilir bu. Her zaman işe yarayan değerleri bu arkadaşlar. Eğer ki başka bir yerden açarsanız grafiği farklıysa hepsini bu ayara getirin arkadaşlar. 0.02 0.02 ve 0.2 arkadaşlar. Buradan tamam'a tıkladım. Daha sonra grafiğimden tekrar indikatörler kısmına tıklıyorum. RSI yazdım ben buraya. RSI'ye tıkladım. Şimdi RSI değerlerini vereceğim. Burası çok önemli. Ben şey istiyorum. Yani böyle çok fazla risk olmasın. Ee, az olsun benim olsun istiyorum ee, ve alt değeri arkadaşlar 23 yapıyorum. Yukarı değeri ise 65 yapıyorum. Tekrarlıyorum. Alt değeri 23, yukarı değeri 65. Eğer ki siz ya ben birazcık daha risk almak istiyorum diyorsanız bu tamamen kişisel e, size kalmış bir şey. Alt değeri 35 yapabilirsiniz arkadaşlar. Hisseler için geçerli. Ben risk almak istemiyorum. 23 olsun tamam dedim ve bu şekilde grafik oluştu arkadaşlar. Ee, şimdi eğer ki 35 yapsaydık mesela 23'te ayrı bakın şu aşağı değmemiş ama 35 yapsaydım mesela ben birazcık risk alıp 35'e çıkarsaydım pardon şurayı kapattım 35'e çıkarsaydım ayrı sayıda bakın şu alt kısım değecekti arkadaşlar mesela 35'te bakalım biraz birazcık risk alanda bakarım ee, şimdi ne oldu? Grafiğimizi açtık. Kazanmak için her şey hazır arkadaşlar. Sadece grafiğe oyun hisselerde vesaire borsada şurada burada %90 %100'e yakın bir kazanç sağlayın. Bu birer stratejidir dediğim gibi. Şimdi açtık grafiği. Ee, şimdi biz neye bakacağız ilk başta biliyor musunuz? 30 dakikalık grafik RSI değerine bakıyoruz arkadaşlar. RSI'den gözünüzü ayırmayın. Gözünüzü ayırmayın. Eğer ki RSI şu an 35 seçmiştik aşağıda. 35'in altına gelir ise veya 35'e dokunur ise takibi alıyoruz. Bakın buradaki gibi takip alıyoruz. Daha sonra hemen grafiğe dönüyoruz. Tamam mı? 35'in altına geldi diyelim. Bakın şurada gelmiş 35'in altına. Buradan itibaren izlemi aldık. Ee, daha sonra şu yukarıdaki parabolik direncinin kırılmasını bekliyoruz. Yani şu gördüğünüz artı kısma dokunduğu an, burası kırılıyor arkadaşlar ve parabolik direnci destek oluyor bir anda. Ve tam şurada arkadaşlar. Yeşil mumda oluştuktan sonra açıda işleme gir diyor bize. Kaç? 8.49 garanti. 8.49 işleme girdik arkadaşlar. Daha sonra e, isterse RSI 65'in üstüne çıktığında satabilirsiniz. Burası da 8.87'ye denk geliyor. Veya da işte parabolik desteği kırıldığında direnç olduğunda bakın şöyle yukarı geçtiğinde tam burada satabilirsiniz. 8.93 Hadi kaçırdınız? 8.87. Kaçtan aldırmış bize? 8.49. Satış 8.90. Muazzam bir kere arkadaşlar. Gerçekten çok işe yarayan bir yöntem. Ee, daha sonra bakın mesela grafik şurada arkadaşlar. Ee, 35'in RSI 35'in altına gelmiş. Hemen grafiği incelemeye alıyoruz. Tam burada. Tam şurada. Ee, kaç burası? 7.93. Ama parabolik direnci kırılmamış. Devam ediyoruz. Bizi nerede işleme sokuyor? Burada arkadaşlar. Değeri kaç? 7.91. Yeşil mum. Hemen işlemi görüyoruz 7.91'den. Daha sonra isterseniz RSI 65'e gittiğinde satabilirsiniz. O da şu civarlara geliyor. 8.20 gibi. Kaçta işleme sokmuştu? 7.90. Neredeyse 30 kademeye yakın arkadaşlar. Muazzam bir kar. İsterseniz şurada da işte parabolik desteği kırılmış satabilirsiniz. Veya da bir tren çizgisi alıp takip edebilirsiniz. Şurada satabilirdiniz 8.40. Bu tamamen size kalmış ama muazzam çalışıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şöyle şöyle çekeyim grafiği. Evet. Şimdi bakın şurada da mesela kaçaymış? 35'in altına inmiş. Bakın riskli olarak bakıyoruz. Eğer ki risk almak istemiyorsanız RSI değerini 23 yapın arkadaşlar. Birazcık daha heyecan sevenler için. Gerçi bu da heyecan sayılmaz da zaten her türlü kar bırakıyor. 35'e değmiş. Hemen incelemeyi alıyoruz grafiği. Bakın nerede değmiş? 8.13'te değmiş garantide. RSI işte 35'e değmiş. Ama düşmeye devam ediyor. Bizim parabolik direnci diyor ki RSI onaylıyor ama ben onaylamıyorum diyor. İşleme girme diyor. Nerede bize işlemi sokuyor biliyor musunuz? 7.95'te. Bakın parabolik direnci kırılıyor. Destek oluyor. 7.95'te işlemi sokuyor bize. Kaçta çıkartıyor peki? Bakın tam şurada 8'de. 5 kademe kar arkadaşlar. Daha sonra düşüş devam ediyor. Bakın burada dal veriyor ve devam ediyor. Risk sevmeyenler için RSI 23 dediğim gibi. Daha birçok yerde bakılabilir arkadaşlar. Gene satış tarafında işlemi gireceksiniz. Ben satış tarafını çok önemsemiyorum. Genellikle alış yönlü işlemler girdiğim için. Satış tarafında da mesela bakın Aresay 65'in üstüne çıkmış değil mi? Ee, hemen grafiği takip alıyoruz. Ee, yeşil bunlar devam ediyor. Nerede 65'in üstüne çıkmış? Garanti 8.15'de çıkmış. Ama bakın parabolik desteği diyor ki daha işleme girme diyor. Bizi nerede işleme sokuyor biliyor musunuz? Tam burada arkadaşlar. Hatta tam şurada. 8.38'de parabolik e, desteği kırılıyor. Hatta şu, pardon 8.25'de parabolik desteği kırılıyor. Siz 8.30'da girdiniz diyelim işleme ee, daha sonra takip ediyoruz Grafi Bizi nerede işlemden çıkartıyor? 8 yürümüştü. 13 kademe kar arkadaşlar. Ee, bakın burada e, 8.23'e değince bu sefer tekrar e, pardon şurada arkadaşlar parabolik direnci 8.30'a değince e, burada diyor ki bize e, satış işlemini kapat diyor. Yani bizi burada işlemden çıkartıyor. Burada fazla dalgalanma olmamış. Yani stop yaptırsa bile çok nadir zarar yaptırıyor. Saçma sapan işlemler açmaktan sonra böyle işlemler açarak garanti kar alabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde bakılabilir grafiğe. Bakın buralarda gene demiş. Her neyse buradan hemen Türk Hava Yolları'na geçelim. Türk Hava Yolları'na bakalım? Petkime mi? Yani Türk Hava Yolları olsun. Bir de Türk Hava Yolları'na bakalım. Burada işi yaramış mı? Şimdi... Şu grafiğe geldim. Rastgele bir yerden. ARESA 23'ün alt, pardon 35'in altına geldiği bir yerden. Bakın 23 yapsak RSI nasıl olur? Bir de RSI 23'te deneyelim. Hani biz birazcık daha az risk alalım diyorsanız. 23 yaptık RSI'nin bu değerini. Evet. Şimdi arkadaşlar RSI'nin değerini 23 yaptık. Görüldüğü üzere bakın. Burada RSI 23'e dokunmuş. Kaç daha görmüş en düşük? İşte 22 bilmem kaç görülmüş. Yani 23'e değmiş. Hani bir kademe daha yükseltip 24 de yapabilirsiniz. Ama 23 en güvenilir olanı. Burada RSI 23'ün altına inince hemen diyoruz ki grafiği takip et diyor bize. İşlem var. Grafiği takip etmeye başlıyoruz. Nerede 23'e inmiş? Türk Hava Yolları işte 13'lerdeyken 13.01'lerdeyken inmiş. Ama bakın diyor ki para bölüksel daha alma diyor. Ben onay vermedim diyor. RSI verdi ama ben vermedim. Daha sonra düşüyor işte Türk Hava Yolları 12.75'e vesaire. Biz nerede işlemi sokuyor? Tam şurada. 12.92'de diyor ki al diyor bize. Al diyor. 12.92'den sonra en yüksek kaç görülüyor? 13.20'ler görülüyor. Yani isteyen buralarda destek dirence bakıp dirence geldiğinde satabilir. ve Ya da e, parabolik bize nerede sat diyor arkadaşlar. Tam şurada 13 01 gibi bir bölgede değiyor. Bakın buraya dalgalanıyor. 13.01'i de saat diyor. Kaç tane işlemi sokmuştu? 12.91. 10-11 kademe gayet güzel. Zaten buradan neredeyse 20-25 kademe gitmiş. İsteyen buradan da satabilirdi. görüldüğü üzere muazzam çalışıyor arkadaşlar. Şimdi grafiği takip ediyoruz. i̇şte mesela satış işlemi gireceğiz değil mi? Ya da alış işlemlerine bakalım. Zaten satışı anlattım. Ee, RSI 23'ün altına geldiği bir yer. Evet bakın. Garanti kar. Şimdi RSI 23'ün altına gelmiş bakın. Hemen diyor ki bize grafiği takip et diyor. Kar var diyor. Hemen grafiği takip etmeye başlıyoruz. Haykin aşı bunları olması çok önemli. Bakın nerede değiyor biliyor musunuz? Şurada değiyor. Türk Hava Yolları 12.88 iken değiyor arkadaşlar. 12.88 iken. Ama parabolik sar diyor ki daha alma diyor. Daha ben düşeceğim diyor. E, düşüyor. Bize nerede işlemi sokuyor biliyor musunuz? Tam burada arkadaşlar. 12.76'da. Görüyor musunuz? Çok güzel. Parabolik direnci kırılıyor. Haykin açıda işte yeşil mum oluşuyor ve bizi işleme sokuyor. Daha sonra Türk Hava Yolları nereye gidiyor zaten? 13.13'e gidiyor. Kaçtan? 12.75'ten. Muazzam kar arkadaşlar. E, peki bize nerede sat diyor arkadaşlar? 12.95'te bakın parabolik desteği burada kırılıyor. İsteyen Ares 65'e değince de satabilirdi. O da zaten 13 lere denk geliyor. 13 15 lere. 12 75 13 15 karı siz hesaplayın. Ee, i̇şte işte Aresay'da 65'te satmadınız ya belki daha yükselir dediniz mutlaka e, parabolik direnci kırıldığında pardon desteği kırıldığında satıyoruz o da 12.91 kaçta işlemi sokmuştu 12.73 muazzam kar arkadaşlar Bakın gene aynı şekilde bir de satış işlemini örnek verelim. Bakın şurada RSI 65'e değiyor. Diyor ki bize grafiği takip et diyor. Burada satış işlemi var diyor. Ne zaman değiyor? İşte Türk Hava Yolları 13.20 iken. Biraz dalgalanıyor. Ama diyor ki parabolik desteği daha işleme girme diyor. Ben onaylamıyorum diyor. Devam ediyor. Tam şurada parabolik desteği kırılıyor arkadaşlar. Bizi burada işleme sokuyor. Kaç burası? 13.21 Türk Hava Yolları. RSI destekliyor bakın iki kez dokunmuş. Destekliyor ve buradan itibaren satış yemeye başlıyor arkadaşlar. Bizi nerede işlemi soktu? 13.22 düşüş yönlü. Eee 12.73'te de işlemden çık diyor. Hem parabolik direnci kırılıyor, hem de RSI 23'ün altına denk geliyor. Bakın burada satış diyor. Satıyor, geliyor buraya. Burada da alış diyor arkadaşlar. Sonra gidiyor Türk Hava Yolları buraya. Muazzam. Nereden bakarsanız bakın oluyor arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Eee Sizden ricam bakın bu tarz bilgiler parayla bile satın alınamayacak stratejiler. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Kar fotoğraflarınızı vesaire de atabilirsiniz. Bana dün paylaştığımdan beri bir sürü geliyor. Herkes teşekkür ediyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de sizden ricam eğer ki başka yerlerde görürseniz bu tarz strateji. E, lütfen uyarın arkadaşlar. Yani bunlar benim kendi kullandığım stratejiler. Sizlerle de ara ara paylaşıyorum ki insanlar artık küçük yatırımcı zarar etmesin e, diye paylaşıyorum arkadaşlar. bu arada Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Türk Elit adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.